İnsan sevmediği bir insan seviyormuş gibi nasıl görünebilir? Hani kalbi nasıl o insanın, ben onu çok merak ediyorum. Ya tabii bu yanlış anlaşılmaya da müsait bir şey. Çünkü mesela biz Evet. birisiyle karşılaşırız, nezaketen sevgi vesaire gösteririz. Ama bu nezaketendir yani O bellidir. değil hocam sormak istediğim Öbürü konu. zaten olmaz yani, o hemen anlar karşıdaki insan onu. Yani aşkla, tutkuyla, derinlikle Allah rızası için sevmek, Allah'ın tecellisi olarak sevmek ancak çok akıllı insanlara mahsustur. Yalnız bakın, bu sözü söyledim geçtim ama bak, büyük bir sır söyledim ben. Sadece çok akıllı insanlar derin sevebilirler. Yani mesela bu işlere ben genç kızlarda da görüyorum, helali oluyor. Mesela beyler de görüyorum, helali oluyor. Bir türlü kafasındaki sevgiye ulaşamıyor. Ulaşamaz. Bakın, Kur'an'a tam tabi olmayan, Allah'ı aşkla sevmeyen bir insan bir kere Allah'ı fark edememiş. Allah'ı fark edemeyen seni fark etse ne olur? Etmese ne olur yani? Ne güzel Değil mi? söylüyorsun. Yani neye yarar o yani? Değil mi? Allah'a vefalı olmayan sana vefalı olsa ne olur yani? Allah'a sadık olmayan sana sadık olsa ne olur? Ne işine yarar yani? Ama Allah'a tam vefalı ve sadıksa, Allah için seni seviyorsa, yani o tam sağlam bir kulpa yapıştın demektir. Tam sağlam bir aşk ve tam sağlam bir tutku demektir. Ve buram buram ruhuna hakim olur. Beynin bir kere tam inanır, beynin yapışır adeta. Ve tutku bütün ruhunu sarar. Yani tutku etin kemiğin dışında bir şeydir. Çok şiddetli bir zevktir ve nimettir. Ama egoist oluyor, bencil oluyor, kavgacı oluyor. Daha hala tutkudan, sevgiden bahsediyor. Ya para gözü oluyor, çıkarcı oluyor. Ya çok çok özür dilerim, kaşar oluyor. Ya kadın kaşarsa bitti zaten. Yani öldürdü demektir o. Yani o yok oldu o. Kendini o yaşarken öldürmüştür o. Ceset o artık. Yani bir genç kızın en kaçınacağı şey kaşar olmaktır. Erkek için de öyledir. Yani kaşar erkek korkunçtu bir kadın için. Yani doğal olmasını ister kadın karşısındaki erkeğin ve çok akıllı ve samimi olmasını ister. Candan olmasını ister. Yani halis olmasını ister. Öyle olmadığında kadının beyni inanmaz ona artık. Yani o uğraşmanın olmaz. Araba getir, kapına Jaguar'ı çek, villa al. Yani kadının kafası donar kalır. Çözemezsin onu. Çözülmez bir daha. İstediğin kadar da, hatta para getirdikçe o daha nefreti artar. Yani çünkü sevdirmek için ev alıyor ona. Kat kat nefret artar. Artık onun, hatta Allah silgesin, bir kısmı ya diyor, ölse de malı mülkü bana kalsa diyor. Yani korkunç bir nefret bu yani, Allah vermez. Değil mi? Tabii. Bir an önce bana üstüme bir yaptır bakalım şu malı mülkü. Zaten adam yaptırdığı gün ertesi gün eşyaları alıp boşaltıp kaçıp gidiyor. Allah rızası için sevmemenin cezasıdır işte bu. Yani herkesin, mesela genç kızlara kafalarında işte beyaz atlı prens kafası oluyor. Beyaz atlı prens eğer Allah'a aşkla bağlı değilse, tutkuyla bağlı değilse, o beyaz atlı prens senin çirkin gördüğün, sevemeyeceğin bir insana dönüşür. Hiçbir zaman için sevemez. İsterse beyaz değil, süt beyaz olsun yani, ne olursa olsun. Değil mi? Atı havada bile uçmuş olsa, atının nalları altından olsa yine sevemezsin. Yine ruhunda bir İticilik hakim olur. Kurtulamazsın ondan. Aşkı Allah kendisine bağlanmıştır. Yani kendisini sevmeyen bir insana Allah aşkı tattırmaz. Bu bir mucizedir. Allah'ın mucizesidir. Mesela insan mucize görmek istiyor. İşte mucize bu. Elle tutulan bir mucizedir. Asla sevemez. Mesela ben Hülya Avşar'la röportajımda söylemiştim. Hülya Avşar dedi, hakikaten dedi, ben böyle bir insan görmedim şu ana kadar dedi. Yani benim senin anlattığın anlamda böyle tutkuyu esas alan, Allah aşkıyla seven bir insan görmedim dedi. Yani tarif ettiğim sevgiyi görmediğini söyledi. Hakikaten de yani hissediliyor üslubundan, konuşmasından. Yani öyle bir şey yaşamadığı anlaşılıyor. Mesela yaşamış olsa bütün parlaklığıyla, bütün güzelliğiyle yüzüne yansır. İsterse yaşı 70'e gelsin. 80'e gelse bile yaşı, yine o kalır yüzünde. Sevgisizlik çok acı bir şeydir sevememek. Yani benim anladığım anlamda sevememek. Yani onun anladığı anlamında sevememek çok acıdır. Ona vücut dayanmaz yani, çok zordur. Yani akıllı bir insan dayanamaz. Ama aklı zayıf olan için tabii öyle sevgili bir konu olmuyor adama. Yani araba alırsın, biter adam. Yani sen ne istiyorsan yapar yani.
Ya para verirsin biter adamın. Yani o onun dini imanı odur. Hani derler ya, dini imanı para derler. Odur adam. O kadarlık adamdır.